Efendim en sağlıklısında operatör doktor Aret Kamar'la devam ediyoruz. Arayabilirsiniz, telefonlarımız ekranda görünüyor zaten. Hocam şimdi az önce dedik ki polikistik over sendromu olan hanımlar, evet, bir şekilde tedaviye başlamadan hazırlık ve özel bir tedavi yapılıyor. Bir de rahminde miyom, polip olan hanımlar var. Artı bölünmüş rahimler var ki bunlar belki de hamileliğe kadar birçok hanım jinekoloğa gitmediği için bunun farkında dahi değil. Evet. Değil mi? Bunlar nasıl tüp bebek tedavisine hazırlanacaklar? Şimdi ultrasonla bakıldığı zaman zaten bu gibi problemlerin hepsi gözüküyor. İyi bir ultrasonla polipler de gözüküyor, miyomlar da gözüküyor. Miyomun rahime ne kadar içine, özellikle bebeğin yerleşeceği yere girip girmediği gözüküyor. Gebelik şansını etkileyip etkilemediği gözüküyor. Hepsi gözüküyor. Çok genişlemiş olan tüpler de gözüküyor. Rahimde şekil bozukluğu varsa o da gözüküyor. Rahmin iç tabakasında herhangi bir sıkıntı varsa o da gözüküyor. Kalınlığıyla ilgili, daha önce geçirilmiş gelişimlerde oluşan yapışıklıklarla ilgili her şey gözüküyor. Yeter ki iyi bir ultrasonla bakılsın. Şimdi bunlar gözüktükten sonra şüphe ettik ya, bir kere mutlaka rahim filmi çekmek lazım. Ne olursa olsun. Yani hastanın daha önce hiçbir ameliyatı olmasa bile, hiçbir geçirilmiş girişimi olmasa bile, erkekte problem olduğundan eminseniz bile. Çünkü en çok yapılan hata bu. Yani siz bir yudum su alın hocam, biraz bir enfeksiyon var, ben Ankara'ya döneyim. Günaydın hanımefendiciğim. Alo, merhaba, günaydın, kolay gelsin. Sağ olun, Ankara'dan arıyorsunuz bizi. Evet, doğru. Sorunuzu alalım hanımefendiciğim, buyurun. Tabii ben şunu öğrenmek istiyorum, yaklaşık 3-4 yıldır reglim düzensiz ve bana polikistik over teşhisi kondu. Bu son 4 aydır 28, 30, 24 ve 20 gün aralıklarla oluyor. Bana göre düzenli görünüyor. Ve ben daha önceki gibi kendimde bir sıkıntı görmüyorum. Yani bu rahatsızlığın biraz düzeldiğini düşünüyorum. Yalnız tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorum. Doktor Bey'e şu sorum olacak. Ben en son test yaptırmıştım. Bana LH değeri TSH'dan büyük olmamalı denmişti. Bu değerim normal olarak görünüyor. Acaba bu rahatsızlığım düzelmiş olabilir mi? Tüp bebek yaptırmalı mıyım? 9 aylık evliyim. Kaç yaşındasınız? Yok, ben soruyorum. Ben 32 yaşındayım. Eşim de 41 yaşında. Tamam hanımefendiciğim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hoşçakalın. Bir şey daha sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Benim LH değerim 2.38, FSH'da 5.98 olarak görünüyor. Evet. Peki. Bu normal bir değer midir? Reglerin 3. gününde yapılan normal bir değer. Peki. Hoşçakalın. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam herkes artık yani artık epey bilimsel evet konuşuruz. Vallahi. Şimdi hormon tahlili yaptırmak bazen gerekir. Biz hormon tahlilini inanın ki bu hastalarımız kadar çok sık yaptırmıyoruz. Gerek de duymuyoruz. Biz hormon tahlili ne zaman yaptırıyoruz? Eğer yumurtalık yumurta vermiyorsa. Bu yumurtalığın içinde yumurta var da mı vermiyor? Yani acaba beyin mi uyarmıyor? Yoksa yumurtanın içinde hakikaten yumurta mı yok? Sadece bunu anlamak için yaptırıyoruz. FSA'ya bakıyoruz. FSA, hipofiz yeteri kadar uyarı yapıyor mu yumurtalığı çalıştırmak için diye görünür. Yumurtalıkta yumurta yoksa tabii olarak hipofiz yumurta ver bana diye biraz bağıracaktır. FSA hormonu yüksek çıkacaktır. Ama yumurtalıkta yumurta var da hipofiz görevini yapmıyorsa o zaman hipofiz hormonu çok düşük çıkacaktır. Yani FSH çok düşük çıkacaktır. O zaman biz diyoruz ki tamam, o zaman hipofiz görevini yapmıyor. Bizde yumurta var. Yumurtayı eğer biz hipofizin yapacağı işi dışarıdan iğnelerle takviye edersek yumurta üretebiliriz. Peki yumurtalıkta ne kadar yumurta var? Onu da AMH ile anlıyoruz. AMH testi bize aşağı yukarı yumurtalıkta ne kadar yumurta olabileceğini bir deneme için bize söyler. Ama işin en temeli, insanların en önemli yaptırması gereken ve en sona atılan maalesef bu FSA'lara bakıyorsunuz, kadınlar her ay yaptırıyorlar. Gereksiz. Bu ay benim FSA'm şu çıktı, geçen ay bu çıkmıştı, bende bir düzelme mi oluyor acaba bilmem ne gibi. Öyle değil. Biz ultrasonla baktığımız zaman, şimdi hanımefendinin de öyle, eğer yumurtalığında yeteri kadar yumurta görüyorsak ne LH'nın bir önemi var ne FSH değerinin bir önemi var. Eğer zaten yumurta görünüyorsa biz ona ne kadar ilaç vereceğimizi gördüğümüz yumurta sayısına göre belirliyoruz. Ona göre de bir ilaç dozu seçip yumurta büyütüyoruz. Peki her polikistik overli tüp bebek mi yaptırmalıdır? Evet. Kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Tüp bebek her zaman en son çaredir. Eğer
evlenmiş bir çift, hele yeni evli bir çift, onların söylediği gibi, eğer kocasının sperm sayısı normalse, eğer tüpler de açıksa, o zaman eğer yumurtlamada problem varsa, çok basit bir hapla, çok basit bir hapla, iğne bile kullanmadan yumurtlama sağlanabilir ve kadın hamile kalabilir. Yani polikistik overli en son çare olarak tüp bebek yaptırmalıdır. Çünkü polikistik overlinin eğer başka bir dertleri yoksa %80'i 90'ı zaten muayenehane tedavileriyle gebe kalır. Yumurtlamayı sağlarsınız, kadın gebe kalır. Az önce söylediğim gibi orada yarım kaldık. Şimdi genelde yapılan hata, sperm testi mesela yapılıyor. Sperm testi diyelim ki düşük çıkıyor. Evet. Düşük çıktığı zaman tamam bulduk diyorlar. İşte sperm düşük, onun için bizim çocuğumuz olmuyor. Sonra bakıyorsunuz ne rahim filmi çekiliyor ne başka bir şey yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Biz bir problem bilsek bile bulsak bile diyelim ki erkek inmemiş testisten ameliyat olmuş ve spermi hiç çıkmıyor. Kadının bütün tahlillerini yapmak lazım. Keza eğer daha önce kadın iki çocuk doğurmuş da üçüncü çocuğu istiyor ama üçüncü çocuk olmuyor. Üçüncü çocuk olmadığı zaman da bütün tahlilleri yaptırmak lazım. Çünkü daha önce çocuk oldu deyip sperm bakmamak doğru değil. Çünkü sperm zaman içerisinde düşmüş olabilir. Aynen. Rahimde bir problem olmuş olabilir. Rahim filmi dahil her şeyi yapmak lazım. Sizin az önce söylediğiniz o polipti, miyomdu, işte tüplerde problem vardı ya da rahimde şekil bozukluğu vardı gibi problemlerin hepsi ultrasonla ve rahim filmiyle. Ve artı yumurtalığın rezervi, artı ne kadar ilaç kullanacağımız, kaç yumurtamızın olacağı, şansımızın aşağı yukarı ne kadar olacağı tamamen ultrasonla ortaya konabilir. Peki Tokat'a döneceğim. Son soruyu da izleyici sorsun. Başımızın tacı onlar değil mi hocam? Kesinlikle. Bir de yaşayan bilir tabii. Şimdi benim soracağım sorularla onlarınki çok farklı boyutta geliyor. Osman Beyciğim günaydın. Günaydın efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Biz 22 yıllık evliyiz eşimle. İki defa daha önce tüp bebek denemesi yaptık. Evet. Bunda daha önce bizim çekilen ultrason filmlerimizde, rahim filmlerinde tüberküloz olduğu söylendi. 4 defa tüberküloz temizliği yapıldı rahim içinde. 2 defa uygulama yaptırdık, tutmadı. Bunun sebebini öğrendik mi? Hanımefendi kaç yaşında? Hanımefendi şu anda 43 yaşında efendim. 43 yaşında. Peki sormak istediğiniz bir şey var mı? Rahim içi kalınlığıyla ilgili bir bilgi verildi mi size? Herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece tüberküloz olduğu söylendi. Tüberküloz temizliği yapıldı efendim. Peki Osman Beyciğim hoşça kalın. Evet hocam. Tüberküloz herhalde bizim rahimin başına gelen en kötü şeylerden birisi. Endometriozis de kötü de o karnın içine daha çok darma duman ediyor. Ama tüberküloz tüpleri bazen tutuyor, rahimi tutmuyor. Tüpleri tuttuğu zaman hadi tüpten kurtuluyorsun, tamam. Hidrosalpinx oluyor, aldım tüpünü bitti diyorsun. Ama rahimi tuttuğu zaman... O zaman rahim böyle buruşturulmuş da çöpe atılmış bir kağıt gibi oluyor. Şekli bozuluyor. Rahmin içinin yapısı bozuluyor. Endometrium tabakasının yapısı bozuluyor. Endometrium kalınlaşmaz oluyor. Öyle olanlar da gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi öyle bir durum varsa yani rahmin içi kalınlaşmıyorsa o zaman hakikaten tüp bebekle de normal yoldan da gebelik olma şansı gerçekten az. Ama rahimin iç tabakasını etkilemediyse de sadece tüpleri etkilediyse o zaman tüpleri kapattırıyorsunuz, çocuk sahibi olma şansları oluyor. İyi bir klinikte tekrar gözden geçirilmelerini tavsiye ederim. Çünkü kadının da yaşı 43 olmuş. Çünkü tüberküloz geçirmese bile artık gebe kalma şansı biraz düşmüş. Dolayısıyla artık son şansları gibi. Eğer şansları varsa gerçekten değerlendirmeliler. Zaman harcamasınlar yani. Peki hocam şimdi rahimin kalınlığı önemli diyorsunuz. İçinde herhangi bir lezyon, miyom gibi, polip gibi efendime söyleyeyim. Bunun dışında kistler, çikolata kistleri bunlar çok önemli. Farz edelim bir hanımefendi de bunlar tespit edildi ve çocuk sahibi olacak infertilite, tüp bebek tedavisiyle. Bunların tedaviden ne kadar zaman önce alınması lazım, düzeltilmesi lazım? Şimdi biz ameliyatların %90'ından fazlasını neredeyse kapalı ameliyatlarla yapıyoruz. Rahim içini etkileyen miyomları, rahim içini etkileyen polipleri, rahim içindeki perdeleri histereskopi ameliyatıyla kesiyoruz. Ya rahim içerisinde yapılan tahribata göre şimdi yarım santim miyom aldığımız da var, 3 santim miyom aldığımız da var. Onlar da ufak bir miyomda belki bir ay sonra başlayabiliyoruz ama miyom büyükse belki 3 ay bekleyebiliyoruz. Keza laparoskopik yolla miyom aldığımız zaman da zaten bir ayda rahim kendini toparlıyor ama biz yine de bir 2-3 ay geçirdik ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Peki son bir dakikamız galiba.
tedaviden önce mutlaka uygulanması gereken testler arasında hanımlar için bütün bunları da anlayabilmek için rahim içi film gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bu rahim içi film hakkında şehir efsaneleri var. Evet. Amanin çok acıyor. Çok ağrılı. Aman hocam yaptırmayalım diyenler. Ayılıyorlar, bayılıyorlar. Ben rahim filmi isteyecekseniz tedaviden vazgeçiyorum. Tedavi olmayacağım diyenler de var. Ben de diyorum ki bu rahim filmini siz kendiniz için çekiliyorsunuz. Hı. Rahim filmi şu kadar lira, tüp bebek onun 10 katı kadar lira. Eğer rahminizde bir problem varsa onu çektirmeyeyim derken 10 katı kadar bir parayı kaybedeceksiniz. Hangisi daha iyi diye diyorum. Ondan sonra çektiriyorlar. Rahim filmi iyi yerde çekilirse ağrısız bir işlem. Eskiden rahimi böyle dişli aletlerle tutardık, içine baskıyla ilaç verirdik falan ama şimdi öyle kateterler artık yapıldı ki incecik plastik bir şey rahimin ağzına koyuyorlar. Küçücük bir balon var, onda şişiriyorlar verdikleri sıvı geri akmasın diye. İlacı da veriyorlar. İlaç çok rahatlıkla tüplerden geçiyor ve kadın da hiçbir şey hissetmiyor. Evet. Adet ağrısından hiçbir zaman daha fazla bir ağrı değil. Peki. Bu da içimize su serpti değil mi sevgili hanımlar? Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz Aret de sağ Kamar. Olun. Siz de sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi bebek olana kadar bunlar oluyor. Zahmetli süreçler efendim, tedaviler ama çocuğumuz doğup kucağımızı aldıktan sonra ilk ıngayı duyduktan sonra bu kez de onu korumaya çalışıyoruz. Ama bazı hallerde koruyamıyoruz. Ev kazaları oluyor beslerken, efendim genzine bir şey kaçıyor, öksürükler, aksırıklar burnuna kulağına bir şey kaçırabiliyor. Bazen ufo oluyor, öpüyorsunuz geçmiyor. İşte o durumları anlatacak ilk yardım eğitmeni Deniz Karadeniz birazdan bebeklerimiz ve çocuklarımız için evde ilk yardımda neler yapacağız? Birazdan bekliyoruz sizi.